Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün araç tekniği motordan 20 adet güncel çıkabilecek sınav soruları çözüyoruz arkadaşlar. 19. sorumuz detaylı anlatımda olacak. Bu sorular aynı zamanda SRC 1, 2, 3, 4 sınavlarında da çıkar. Sınavlara girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Daha önce atmış olduğum konu anlatımlarını, araç tekniği, trafik, ilk yardım hepsini çözüp sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Birinci sorumuzdan itibaren başlıyoruz. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? Yağdanlık, yağ filtresi, yağ çubuğu, yağ pompası. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Yağ seviyesini bakın. Yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan özel göstergesi bulunan parça yağ çubuğudur değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. İkiye geçelim. Görevi motora ilk hareketi vermek olan parça hangisidir? Buji, şarj dinamosu, marş motoru, alternatör. Tabii ki marş motorudur değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. Üçüncü sorumuz dört zamanlı motorlarda zamanların oluşum sırasından gelmiş. Bakın hangisinde doğrudur? Emme ateşleme, egzoz sıkıştırma, egzoz emme ateşleme sıkıştırma, ateşleme emme sıkıştırma, egzoz emme sıkıştırma, ateşleme egzoz şeklinde. Tabii ki arkadaşlar dört zamanlı motorların oluşum sırası öncelikle birinci sırada emme, ikinci sırada bakın ikinci sırada sıkıştırma, üçüncü sırada ateşleme, iş dördüncü sıralamamız nedir? Egzoz zamanı. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen geçelim. Sınavlarda göstergelerden mutlaka soru geliyor. Hız göstergesi, devir göstergesi, hararet göstergesi, yakıt göstergesi, şarj, yağ lambası, kısa farlar, uzun farlar, sis farları, park lambası, arka cam rezistansı, balata, el freni, hararet lambası, dörtlü flaşör, sağ ve sol sinyal, yakıt lambası, cam suyu lambası. Bu göstergeler en çok sınavlarda çıkan sorular. Arkadaşlar bilginiz olsun. Bakın gelen bir soru. Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? A. Marş, B. Şarj, C. Ateşleme, D. Fren. Bakın ABS. ABS neyi gösterir arkadaşlar? Fren sisteminde arıza olduğunu bize gösteriyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Beşinci soru şöyle, motorlarda yağlama sisteminin görevi nedir? A. Yakıtın iyi yanmasını sağlamak, B. Ateşleme sistemine yardımcı olmak, C. Sürtünmeyi azaltıp aşınmaları azaltmak, D. Direksiyon hakimiyetini sağlamak. Yağlama sisteminin görevini sormuşlar. Yağlama sisteminin görevi nedir? Sürtünmeyi azaltıp aşınmaları azaltmaktır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Altıncı soru şöyle, dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur? A. Aracın düşük hızda sürülmesi, B. Yakıt deposunun boşaltılması, C. Aracın yüksek devirde kullanılması, D. Hava filtresinin değiştirilmesi. Bakın dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulmuşsa yakıt deposu ne yapılması gerekiyor? Boşaltılması gerekir. Cevap Bursa seçeneğidir. Yedinci soru şöyle. Soğutma sistemindeki termostat aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar? A. Fren hidroliğinin, B. Soğutma suyunun, C. Diferansiyel yağının, D. Vites kutusu yağını. Tabii ki soğutma suyunun değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Sekizinci sorumuz, araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır? Kornaya, vites koluna,
fren pedalına, debriyaj pedalına. Araç ilk çalıştırılırken mutlaka debriyaja sonuna kadar basılması faydalıdır arkadaşlar. Cevap Denizli seçeneğidir. 9. soru. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Flaşör arızalıdır. B. Distribütör arızalıdır. C. Fren müşürü arızalıdır. D. Geri vites müşürü arızalıdır. Tabii ki fren müşürü arızalıdır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Onun sorumuz lastiklerden gelmiş. Bakın, lastik hava basıncı normal değerden az olursa hangisi olur? A. Motor ısınır. B. Yakıt tüketimi artar. C. Motor yağ yakar. D. Yakıt tüketimi azalır. Arkadaşlar, lastik hava basınçları, bakın şurada da şekilde görüyorsunuz. Eğer fazla olursa ortadan aşınır. Az olursa A yazalım. Az olursa yanlardan aşınır. Bu da normaldir. Evet, demek ki normal değerden az olursa yakıt tüketimi ne yapar? Artar. Bursa seçeneği doğru cevap. 11. soru şöyle. Marşa basıldığı tık diye bir ses geliyorsa marş motoru çalışmıyorsa sebebi nedir? A. Aracın el freni çekiktir. B. Debriyaj arızalıdır. C. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. D. Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır. Tabii ki burada akümülatörün kutup başları gevşemiştir. Cevap Ceyhan seçeneği. 12. soru. Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? Akü kontrolü, lastik kontrolü, antifriz kontrolü. Tabii ki her üçü de kışa girerken ne yapılması gerekiyor? Kontrol edilmesi gerekir. Cevap Denizli seçeneğidir. 13. sorumuz. Şekildeki uyarı ışığı araç gösterge panelinde yandığında, bakın uyarı ışığı sürücüye neyi bildirir, ne yapmalıdır sürücü? A. Aracı durdurup motoru stop etmeli. B. Araç motoruna yağ ilave etmeli. C. Silecek suyu deposuna su eklemeli. D. Motor soğutma suyu seviyesini kontrol etmeli. Bakın burada nedir? Bir silecek, değil mi? Silecek suyu deposuna su eklemelidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 14. soru şöyle. Aracın göstergelerine ne zaman bakılır? Virajlarda, tünellerde, kavşaklarda, düz yol kesimlerinde. Tabii ki düz yol kesimlerinde aracın göstergelerine bakmak zorundayız. 15. Seyir halinde gösterge panelindeki ışıklardan hangisinin yanması trafik kurallarına uyulması şartıyla derhal durulmasını gerektirir? Tabii ki hararet göstergesi, değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Adana seçeneği park lambası, Bursa seçeneği kısa farlar, Deniz seçeneği sis farlarını bize gösteriyor. 16. soru şöyle. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A. Motorun yağ yakmasına. B. Motorun sarsıntılı çalışmasına. C. Egzozdan siyah renkli duman çıkmasına. D. Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına. Tabii ki eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına sebep olur. Cevap Denizli seçeneğidir. 17. sorumuz süspansiyon sisteminden gelmiş. Süspansiyon sistemi yoldan gelen sarsıntıları üzerine alarak sürüş konforu sağlayan süspansiyon sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? Şaft, aks, şanzıman, yaylar, amortisörler. Tabii ki nedir? Yaylar ve amortisörlerdir, değil mi? Süspansiyon sisteminin parçaları. Evet, süspansiyon sistemi parçaları nedir? Yaylar, amortisörler ve makaslardan oluşur. Süspansiyon sisteminin görevi nedir? Süspansiyon sistemi sürücü ve yolcuların yol bozukluklarından etkilenmeden
sarsıntısız bir şekilde nedir yolculuk yapmayı sağlar? Cevap deniz seçeneğidir. 18. soru şöyle. Aracın çok uzun süreli park edilip çalıştırılmaması hangisine zarar verir? 1. Akü, 2. Fren balatalarının azalması, 3. Motor yağı kalitesinin düşmesi. Araç çok uzun süreli otoparkta duruyorsa aküsü biter tabii ki arkadaşlar. Motor yağ kalitesi düşer. Fren balatalarında herhangi bir olumsuzluk olmaz. Cevabımız burada nedir? 1 ile 3'ün olduğu seçenek. Hangi seçenektir? Denizli seçeneği. 19. sorumuz, bakın yine araç küçük aktarma organlarından gelmiş şekilde soru işaretiyle gösterilen, şurayı göstermişler ve diferansiyelden aldığı hareketi nereye aktarıyor? Tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir diye sormuşlar. Volan, aks, kavrama, vites kutusu tabii ki burada bize aksı sormuşlar. Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele aktaran şafttır, değil mi? Aks da diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere iletir. Bursa seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz son soru. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer hangisidir? Fan motoru, far anahtarı, sigorta kutusu, yakıt göstergesi. Bakın elektrik sistemi dediğine göre nedir? Sigorta kutusudur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet arkadaşlar, destek için beğen butonuna basıp YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. %100 kazanma garantili motor bilgisi, full anlatımlı konuları ve soruları kaçırmayın. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar dilerim. Daha önce atmış olduğum tüm trafik, motor, ilk yardım ve trafik adabı soruların tamamını kanalımızda konularıyla birlikte bulabilirsiniz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.